Merhaba arkadaşlar, cümle türleri konusunda çıkmış soru çözümümüzle birlikteyiz. Videomuzu çözmeye başlamadan önce şu anda kartlardan bu videonun yani cümle türlerinin konu anlatımını izlerseniz çok daha faydalı olacaktır. Ayrıca burada hazırlamış olduğumuz soruların çıkmış sorulardan bir derleme yaptık. PDF halini videomuzun açıklama bölümünden indirerek önce kendiniz çözüp ardından buradan cevaplarını kontrol edebilirsiniz. Eğer hazırsanız haydi sorularımıza başlayalım. 2019 yılı bursluluk sınavına çıkmış bir soru var. Bu cümlenin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Şimdi yukarıdaki cümleye bir bakalım. Türk asıllı kaşif Renan Öztürk son yıllarda sık sık ziyaret ediyor Katmandu'yu. Evet bu cümleyle ilgili yapı bakımından ya da yüklemin yeri bakımından farklı tarzda bir soru var. Devrik cümledir diyor. Kontrol edelim. Yüklem neresi? Ziyaret ediyor. Yardımcı fiille kurulmuş bir birleşik birleşik yüklem var. Birleşik fiil var. Dolayısıyla biz buraya yüklem diyoruz. Yüklem en sonda mı? Tabii ki hayır. En sonda başka bir öge var. Dolayısıyla bu devrik. Doğru. Fiil cümlesidir diyor. Yükleminin fiil olmasına bakacağız. Ziyaret etmek birleşik fiil demiştik. Dolayısıyla doğru. Birden çok yüklemlidir. E bakalım. Virgül burada özneyi belirtmek için kullanılmış sıralı cümleyi değil... Bir tane yüklem var. Dolayısıyla cevabımız ortaya çıktı. Ancak D seçeneği de kontrol edelim. Anlamca olumludur diyor. Eğer cümlede belirtilen iş yapılmışsa kötü veya iyi olması önemli değil. Bakın buna dikkat edelim. Videoda bunu çok iyi anlattık. Yapılmışsa, eylem gerçekleşmişse olumludur. Ziyaret ediyor diyor. Etmiyor demiyor bakın. Ediyor diyor. Dolayısıyla olumludur. Doğru yapmışız. 2019 yılı bursluluk sınavı cümle türleri sorumuzun cevabı C seçeneği. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi kurallı bir fiil cümlesidir diyor arkadaşlar. Kurallı bir fiil cümlesi. Yani biz hem yüklemin yerine bakacağız hem de yüklemin türüne bakacağız. Yalnız ön bilgimizi kontrol edelim. Büyülüyor kelimesi fiil olduğu için doğru büyülemek. Yüklemin türüne göre fiil cümlesi olmuş ve sonda olduğu için cümlenin yerine göre de kurallı cümle olmuş. Hangisi bununla özdeştir? Kurallı bir fiil cümlesidir. Hemen yüklemi sonda olanlara bakalım arkadaşlar. Kuruyorum. al böyle oluyor. Dikkat edelim. Sıcak bir tebessümdür. Tebessümü alalım burada. Taşıyorum göğsümde. Taşıyorum. Dikkat ederseniz B ve D seçeneğinde yüklemlerimiz sonda değil. Yani B ve D seçeneğindeki cümlelerimiz devrik cümledir. O yüzden bunlara dire geliyoruz. Kurallı cümlelere bakalım. Fiil olması gerekiyor. Kurmak. Fiil cümlesi. Doğru. Tebessüm ise bir isim cümlesidir. C'yi de eledik. Bakın 2019 yılında çıkmış. Oldukça kolay bir soru arkadaşlar cümle türleriyle ilgili. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet bu sorumuzda 2000 18 yılında yine bir merkezi sınavda çıkmış arkadaşlar teknolojik cihazlar hayatımızın her sahasında görmek mümkün bu metindeki altı çizili cümlenin bir özelliği değildir diye sormuşlar arkadaşlar şimdi şaşırmışsınızdır sizde bir an ben de unuttum nasıl olduğunu bu bir uzun bir metnin içinden bir cümle. Yani hani biliyorsunuz sorular büyük bir metin veriliyor. Onunla ilgili 4-5 tane soru soruluyor. 4-5'e kadar çıkıyor artık sorular. Önceden 1-2 diyorduk. Bu da o sorulardan bir tanesi. Ben sadece sizin için yukarıda 6 çizili cümleyi aldım. Yani metnin tamamını buraya alıp da uğraşmayalım diye o cümleyi aldım. Çünkü bu cümleyi bu cümleyle ilgileneceğiz. Şimdi bu cümlenin bir özelliği değildir. Eylem cümlesi demek fiil cümlesi demek. Bakıyoruz. Görmek mümkündür. Yani burada gizli bir dır değil var. Ek fiil var. Dolayısıyla ek fiil almış bir isim cümlesi. Yani hemen pat diye cevap ortaya çıktı. Bu bir fiil cümlesi değil. Bu bir isim cümlesidir. Kontrol edelim. Olumlu. Çünkü görmek mümkün. Mümkün değil dememiş. İçinde fiilimsi var. Nerede arkadaşlar? Mağışmak. Doğru. Kurallı bir cümle yüklem sondadır. Doğru. Cevabımız A seçeneği. Şimdi diğer sorumuz Özne ortak öge olarak kullanılmamıştır sorusu hatırlıyorum 2014 yılı Teok'ta çıkmış arkadaşlar bu soru. Şimdi seçeneklerden gidelim. Sıralı cümle değil mi arkadaşlar öncelikle? Özne ortak öge olarak kullanılmamıştır dediği için. Bir bakalım. Yanında getirdiği şiir şi şi kitabını çıkardı, okumaya başladı. Kim? O. Özne ortak. Köşede oturan ihtiyar gazetesini bıraktı. Kim? Köşede oturan ihtiyar. Söze karıştı. Kim? köşede oturan ihtiyar. İki cümlenin de öznesi kim sorusunun cevabı ortak. Yayladan inmiş. Kim? O. Ovanın enginliğinde yol almaya başlamıştı. Kim? O. İki cümlede de işi yapan gizli özne ortak. Kar kalkmış. Ne kalkmış arkadaşlar? Kar özne. Hava açmış. Ne açmış arkadaşlar? Hava özne. Ayaz geçmişti. Ne geçmiş? Ayaz geçmiş özne. Hepsinin öznesi farklı. Biz öznesi ortak olmayan arıyorduk zaten. Cevabımız D seçeneği arkadaşlar. 2017 yılı Teok'ta çıkmış yine arkadaşlar. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Birinci cümle devriktir. Bakıyoruz. Teşekkür etmesi yaşadığınız şehre. Teşekkür etmelisiniz. Evet cümlenin sonunda değil devrik. İkinci cümle isim cümlesidir. Bakalım. Bu teşekkür en çok hak eden şeylerden biri de İstanbul'dur. İstanbul'dur. Yüklem hem kurallı hem de İstanbul isim olduğu için ek fiil aldığı için isim cümlesidir. Doğru. Üçüncü cümlede fiilimsi vardır. Bakalım. Gün kızına kızıla boyanan. Evet. An ası mezar dikecekmiş diye kodlamıştık. Sıfat fiil var burada arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru. Dördüncü cümle birden çok yüklemlidir. Kontrol edelim. Yani sıralı ya da bağlıdır diyor çok güzeldir. Tek yüklem var arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız de. Gördüğünüz gibi sorular hiç de zor değil. 2015 yılında çıkmış. Şöyle aralarına yazalım. 2015 yılı TEOK sınavında çıkmış. Kontrol edelim nasıl çıkmışlar. E, niye iki tane diyeceksiniz 2015'te? Mazeret sınavları da var arkadaşlar. Hepsi karışık. Yani birisi normal sınavda birisi mazeret sınavında çıkmış diye düşünebilirsiniz. Bu metne numaralanmış cümlelerin hangisinde tek yargı vardır? Yani arkadaşlar yapısına göre nedir demek istiyor? Basit cümledir demek istiyor. Fiilimsi olmayacak. Yanan odunların sesini. Yanan gördük mü? Bir artık basit olmaz. Özellikle geceleri sobanın küçük deliklerinden tavana ateşin dansı yansırdı. Herhangi bir fiilimsi yok. B seçeneği büyük ihtimalle cevabımız. Aynı noktaya biraz fazla baktığımda dık dik gördünüz mü arkadaşlar? Bu da fiilimsi. Eğilip, kalkan, hoplayıp, zıplayan bütün kelimeler neredeyse fiilimsi. D seçeneğinde eliyoruz. İçinde tek yargı bulunan yani fiilimsi olmayan cümlemiz B seçeneğidir. Bu arada ben e, metni biçim olarak inceledik ama anlamına baktığımızda aslında çok güzel bir soru olmuş. E, sizler de hissetmişsinizdir sobanın başında böyle akşam soba yandığı zaman o küçük deliklerden çıkan alev tavana yansıdığında ateşin dansı yansırdı diyor. Çok güzel bir görüntüdür. Beni de çocukluğuma götürmüş oldu bu soru. 2015 yılından bir diğer soruyla devam edelim. Hangisi birleşik isim cümlesidir? Birleşik isim değil arkadaşlar. Ayrı ayrı düşüneceğiz. Yani yüklem isim olacak. Yapı olarak da birleşik olacak. Yapı olarak birleşik olmasını biz nasıl buluyorduk? Fiilimsi bulunması gerekiyordu. Bakalım. O günlerde havalar bozuktu. Herhangi bir fiilimsi yok. Yüklem isim ama fiilimsi yok. Gitti. Bakışlarımız karşılaşınca Evet ince ince fiilimsi var. Gülümsedi ama gülümsemek isim değil fiil. Bu da gitti. Oturduğu ev oldukça genişti. Geniş isim. Oturduğu ev. Dık dik sıfat fiil de var. İşte hem birleşik hem de isim cümlesi. Cevabımız C. Kontrol ettiğimizde burada fiilimsi yok zaten. Yüklem isim olsa da bir işe yaramaz. Çünkü birleşik değil. Bu yüzden cevabımız C seçeneği arkadaşlar. İlk sorumuza bakalım. Hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? Yapıca dediği zaman unutmayalım. Basit fiilimsi bulunan diğerleri neydi? Sıralı ve bağlı cümle. Dört gruba ayırıyoruz arkadaşlar. Yapı dediğimiz zaman aklımıza bu dördü gelecek. Şimdi arkamda oturduğu için onu göremiyordum. Dık dik fiilimsi bulunan F diye kodluyorum. Gözlerimin içine bakarak arak erek zarf fiil fiilimsi bulunan çocuk odasından ayak sesleri geliyordu. Herhangi bir şey yok. Tek yüklem var. O zaman bu basit. Devam edelim. En yakın dala tutunup zarf fiil bu da fiilimsi bulunan. Üçü fiilimsi bulunanmış bir tanesi basitmiş. O yüzden cevabımız C seçeneği. Arkadaşlar rica ediyorum fiilimsi konusunda iyi değilseniz mutlaka şu an yukarıda görmüş olduğunuz önerilen bölümünden video linkinden ulaşarak fiilimsileri kısaca bir tekrar edebilirsiniz. Size önerimdir. Diğer sorumuza geçtiğimizde 2016 yılında sormuşlar arkadaşlar. Hangisi bu cümlelerle ilgili söylenemez? Birinci cümle fiil cümlesidir. Bulunmak. Doğru. İkinci cümle fiilimsi bulunan cümledir. Bakalım. Yedirmek, maaşmak isim fiil. Doğru. Üçüncü cümle devriktir diyor. Yani yüklemi sonda değildir. Giderdik sık sık. Doğru. Dördüncü cümle ortak ögeli bir cümledir. Yani sıralı cümle. Bakalım. Çapalardı. Yüklem. Oynardım. Yüklem. Sıralı cümle. Ama ortak ögesi var mı? Kim çapalardı? Ninem. Kim oynardım? ben. Bir defa özneleri farklı. Neyi çapalardı? Fideleri, nesne. Ne oynardım? Ya da şöyle ögeye bakalım. Nerede oynardım? Ağaçların altında. Dolaylı tümleç ya da yer tamacısı. Hiçbir ögesi ortak değil. Demek ki ortak ögeli değil bu cümle. O yüzden cevabımız D seçeneği. Arkadaşlar cümle türleriyle ilgili son yıllarda çıkmış soruları sizlerle çözmüş olduk. <laughs>